Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Abi bugün her zamanki birinci sözü yapacağız. Ama ilginç olacağını düşünüyorum. Bakalım. İlk mi? Her zaman ilginç olacağını düşünüyorum. Ha tamam evet. Evet. Başlayalım abi. Başlamadan bir soru sormak istiyorum sadece. Ben ya, onlara sorayım. Kalemi değiştirdiniz mi? Kalını aldınız mı? Aldık da iyi çıkmadı abi. Yenisini alacağız. Yani orada çizilmiyor mu? Alırken çizin. Zeytinburnu'daki hani görüyorsunuz ya derste öyle kalın olacak. Tamam. Tamam abi. Özür dilerim. Estağfurullah. Şimdi abi birinci söz malum. Herkeste bilinen bir yer. Birinci sözün arkasına 14. lemanın ikinci makamını koymuş üstad. Dizilişi ona. Bunudaki niye böyle bir şey yapmış olabilir ki? Normalde birinci sözden devam etseydi ikinci söz, üçüncü söz. Niye böyle bir şey yapmış olabilir mi? Yani ne ihtiyaç hissetmiş? Her zamanki birinci söz bu ya. Ne dersin İbrahim abi? Yani değil mi? Defalarca sürekli okuyoruz. Ama oraya sıkıştırmış onu. Birinci söz, ikinci sözün arasında hemen ilişkiymiş. Peki 14. lemanın içeriği ne ki? Belki tarlamıyor. İhlasla bir söyle. 14. lemanın ikinci makamı abi şeyle, Bismillahirrahmanirrahim'in sırlarıyla alakalı. Hı. Bismillahirrahmanirrahim sürekli diyoruz işte. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyoruz. Bunda ne sır olabilir ki? Bunun sırları. Yani terakkiyat var burada. Ondan sonra muhatabiyet var. 14. zaman 2. makam üstad bunları anlatıyor. Şuunattan bahsediyor Cenab-ı Hakk'ın. Ondan sonra bir hadis-i şerif var. İnnallâhe alâ halâgâ insâne alâ sûreti rahman. Bunu ifade ediyor. En sonda da bunu fakr ve aciz ve fakrına bağlıyor insanı. Aciz kelimesi yok. Ve 6.sı da fakırdan fakrı anlatıyor. Niye böyle bir şey yaptı? Var mı bir fikrin abi? Benim bir fikrim var. Bu konuyla alakalı. Şimdi birinci söz normalde çok külli bir ders. O kadar külli ve şey ki geniş ki ihata edilmediğinden insanların nazarında basit ve tebeyi kalıyor. Yüzeysel görüyor insanlar. Ve aslında yüzeysel bir yönü var. 14 bir mesela hayatında bir defa kitap okumuş, Risale-i Nur'la alakalı küçük sözler eline geçmiş birisine. Desen ki ya Risale-i Nur okudun mu sen? Evet, küçük sözler okudum. Bunu siz de defaatle tecrübe etmişsinizdir. ne hatırlıyorsun dersen, Bismillah birinci sözü diyecektir. Birçoğu ikinci sözü hatırlamıyor. Üçüncü söz, dördüncü söz, belki namaz hatırlanabilir yine bize ama ilk söylediği şey budur. Bismillah. Birinci söz her hayrın başıdır. Biraz önce ben başını söyledikten sonra hep beraber devamını getirdiniz. Biz dahi başta ona başlarız konu halinde değil mi? Ama peki peşinde 14. leman 2. makamından mesela sırlardan bir tanesi hakkında bilgimiz var mı? Hatırlayabiliyor muyuz? Bir tane sır. Yani orada 6-7 sayfa şey var. 10 sayfa. 14. leman 2. makamı. Şurada bir yaprak birinci söz. Orada 6-7 yaprak şey var. 14. leman, 2. makam var. Ondan hiçbir şey hatırlamıyoruz. Ama birinci sözden de hatırlıyoruz. Bu da ilginç bir şekilde. Abi. Üstadın ifadedeki güzelliğini ve kolaylığını gösteriyor. Risale-i Nur'un harika bir eser olduğunu gösteriyor. Yani o kadar basit ifadelerle külli hakikatları ifade etmiş ki aslında söylemiş, biz anlamamışız. Ha olur ki biz anlamayız diye, yani buradaki külli hakikatlar var ya, biz bunları anlamayız diye peşine de 14. levhanın 2. makamını eklemiş abi. Birinci söz sadece besmelenin değil, külliyatın zahiridir. Hani en açık zahiri, en basit şekilde bir insanın hayat süreci nedir denilse şey vardır, 4 tane sual vardır şeyde. Fatiha suresinin tefsirinde diyor ki
Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bu dünyada işiniz nedir? Reisiniz kimdir? Sorusu bütün külliyatta cari olup anlatılan bir hakikat. Külliyatın tamamında üstad bu mesele derinden işliyor. Ama bunu birkaç kelimeyle zahiri bir şekilde ifade edilirsin. Edildiği yer neresi? En zahir surette edilen yer neresi derse birinci söz. Birinci sözü becerebilirsen batınıyla gideceğiz abi inşallah. Hani zahirle batınını cem edip yürümeye çalışacağız. Cenab-ı Hak istifademizi artırsın. Yine nasıl sunacağımı bilemiyorum ama başlayalım. Cenab-ı Hak yardım eder abi. İnşallah. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ey kardeş, benden birkaç nasihat istedin. Sen bir asker olduğun için askerlik temsilatıyla 8 hikayecikler ile birkaç hakikati nefsimle beraber dinle. Çünkü ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Vaktiyle 8 ayetten istifade ettiğim 8 sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Şimdi kısaca ve avam lisanıyla nefsime diyeceğim, kim isterse beraber dinlesin. Birinci söz, Bismillah her hayrın başıdır. Burayla alakalı benim talebeliğimden beri bir soru soruluyor. Yani bir kişi haram işlese de Bismillah mı çekmeli? Peki işlediği haramın başından Bismillah çekerse caiz mi olur bu? Bu iki şekilde. Birisi fıkıhta bir haram li aynihi var, bir de haram li gayrihi var. Haram li aynihinin başında besmele çekmek dinden çıkar. Haram li gayrihinin başında abi çalıntı bir tavuğu kesilirken başında besmele çekilebiliyor. Li gayrihi olduğu için. Normalde helal ama sen onu bir fiilinde harama sokmuşsun. Bunun başında besmele çekiliyor. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Burada dikkat edilmesi gereken kelime bu. Biz. Peki kimiz? Kim biz? Oradaki bizden kasıt ne olabilir? Nedir acaba? Var mı bir fikrin abi? Biz. Yani orada Cenab-ı Hak canibinden bakacak olursak esmalar olabilir mi? Yok. Dua, şu an birinci sözde şey yok. O cihette yok. Nefisten bahsettiğine göre kendi iç alemine mi sesleniyoruz mu? Ruh belki ene, yani nefis, daha çok nefis ve ruha mı hitap ediyor biz derken? Şu yukarıda söyledi hemen, dikkat etmedik orayı. Bir daha okuyacağım bak orayı. Ey kardeş, benden birkaç nasihat istedin. Sen bir asker olduğun için askerlik temsilatıyla 8 hikayeciklerle birkaç hakikati nefsimle beraber dinle. Bunlar. Nefsimle beraber. Evet. Sen de nefsin. Çünkü ben nefsimi herkesten ziyade muhtaç görüyorum. Ben. Yani buradan ben derken ben oluyorum. Okuyan kişi, muhatap kişi. Vaktiyle 8 ayetten istifade ettiğim 8 sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Şimdi kısaca ve avam lisanla nefsime diyeceğim. Kim isterse beraber dinlesin bu kategoriye girenler. Yani harici bırakıp nefsiyle meşgul olan kişiler, batına dönmek isteyen kişiler, yani hariçle değil de batınla uğraşmak isteyen kişiler bizle başlayacaklar abi. Ona başlayacağız ilk önce. Allah lafzının da Bismillahirrahmanirrahim'in tamamı değil zaten bu kısım. Allah lafzıyla alakalı olan kısım. İki tane atıfım var, onu okuyacağım. Buradaki bizden kasıt batınla yönelmek isteyen, nefsiyle beraber nefsini bu işin içine katmak isteyen, nefsini bir seyyah gibi görmek isteyen kişiler buradaki biz grubuna dahil olacak. O biz grubuna dahil olursak aslında Risale-i Nur'daki birinci sözün her zamanki birinci söz olmadığı külli bir birinci söz olup külliyetinden dolayı ihata edilmemesinden dolayı hatta yani daha farklı bir yerden şiddeti zuhurundan dolayı böyle insanların gözünde şey olmuş. Tebeyi kalmış, basitleşmiş yani. Oradaki bizden kasıt nefisler beni mi kastediyor diyorsun? Şimdi nefsiyle alakalı hariçle uğraşmayı bırakmış abi. Meseleleri nefsinde arayan, nefsinde yorumlayan, bir kusur varsa kendinde arayan, bir eksiklik varsa kendinde arayan. Ondan sonra harici bir kenara itmiş. Aslında hariç de kendisinin bir
zuhurat olduğunu anlayacaksın ilerleyen süreçte. Ama ilk önce bu işe nefsini ıslah etmek isteyen kişiler buradaki biz kavramına giriyor. Biz o kim, o zaman sen, her bir ben, ben, benlerin toplamı biz mi? Biz olacağız, evet. Batın. Yani bizi derken bizi de içine mi katıyor dersin içine, yoksa batındaki sistemi mi kastediyor biz? Ha, ikisi de var abi. Birincisi biz derken abi, bu batındaki sistemi kasteden kişilerin toplandığı biz. Biz. Ha, ben de batınını kastediyorum, sen de batınını kastediyorsun burada, o da batınını kastediyor. Biz, hem sen kendi iç enfüsü dairende biz olmakla birlikte, bu dersi dinleyen kişiler de bize giriyor işte. Tamam. Yani herkesin bir nefsi var. Evet. Nefsini, diğerlerinin nefsi olduğu gibi benim nefsim de var. Evet. Nefsini fark eden her bir bireylerin toplamı toplam biz. Biz. Biz abi. Bu nefsin manem yoksa nefs? Yok abi. Ben anlamındaki. Sahilisi bu. Ben anlamındaki nefs. Ben anlamındaki nefs. Sen şimdi tencereye beni koy. Ben de koydum. Bunu herkes beni koydu. Ne olur orası? Biz. Bu zahiri manası nefsine karşı farkındalığa gelmiş. Nefsine farklı olan kişi ben. Benim gömleğim, benim nefsim diyen kişilerin toplamı. Zahirisi bu. Batının manası biz derken arkasındaki sistemin adı. Evet. Devam ediyorum abi. Soru evet. Yoksa. Devam. Bil ey nefsim, bu bizdekiler var ya, artık başlıyoruz abi işe. Şu mübarek kelime, İslam nişanı olduğu gibi, bütün mevcudatın lisan-ı haliyle bir zebanıdır. Allah Allah. Bütün kainat bu esmanın üzerinde yürüyor. Bu sıfat-ı kemaliye-i tazammum eder diye okuyacağım birazdan. Ya sıfat-ı kemaliye-i tazammum. Allah Allah. Bismillah, ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Şöyle ki, şimdi herkesin ezberinde olan temsili okuyacağım abi. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki, bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Ta temsili baştan sona bir okuyup üstünde tekrar konuşalım. Ta şakilerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla hassiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevazi idi, diğeri mağrur. Mütevazi bir reisin ismini aldı, mağrur almadı. Alanı her yerde selametle gezdi. Bir katü tarike rast gelse der, ben filan reisin ismiyle gezerim. Şaki defolur ilişemez. Bir çadıra girse ona bile hürmet görür. Öteki mağrur, bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil hem rezil oldu. Burada güzel bir kıssa. Şimdi bundan hissemize bakalım. Kıssa derken aslında bu bir hakikat. Hakikaten yani böyle bir temsil gibi değil yani. Birazdan zaten bu şeyi, temsili bir küçük bir paragrafta üstad kendisi bazı şeyler, taşları yerine koyacak. Sonra bunu biz konuşacağız. Hemen üstadın tanımlamasını da yapayım burada. İşte ey mağrur nefsim, sen o seyyahsın. Şu dünya ise bir çöldür. Aczin ve fakrın hadsizdir. Düşmanın hacatın nihayetsizdir. Madem öyledir, şu sahranın Malik-i Ebedisi ve Hakim-i Ecelisinin ismini al. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın. Burada iki tane tanımlama yaptı. Sen o seyyahsın, dünya ise bir çöldür. Dünya çöl müdür? Halbuki her taraf yeşillik. Yolda gelirken bir sürü yeşillik gördük. Niye çöl olsun ki? Ama dünya derken hangi tarafa basıyor? Bu taraf mı yoksa batın mı? Batında çöl mü var?
Şöyle baksana, manevi anlamda yani boşsa eğer, insan nereye gideceğini bilmiyorsa çöldür. Çöl dediğini yani anlamamız lazım. Şöyle yani, uçsuz bucaksız bir arayış içindesin ama hep aynısı. Yani çöl deyince tabii kum falan şey oluyor ama bütün ümidin falan bittiği yer gibi olmuş oluyor. Güzel. Var mı bir şey abi? Çöl, abinin dediği gibi çölün belli başlı şeyleri var. Mesela birincisi nedir? Çöldeki adamın hayali aktiftir. Değil mi? Sürekli serap durur, türü şeyler görür. Yemek görür, olmayan şeyler görür. İkincisi, çölde insan ne hisseder? Aczini ve fakrını hisseder. Üçüncüsü, çölde neyi bekler insan? Sürekli bir yardım eli bekler. Çölün şeyleri bu şekilde. Yoksa mesela Türkiye'de yaşamış bir insanın çöl üzerinden örnek vermesi garip değil mi? Niye demiyor ki Konya Ovası'nda gezerken diye üstad? Ya da Bitlis'in dağlarından örnek vermiyor da çöl tabirini kullanıyor. Çölün batındaki karşılığı insanın dimasıdır. Aklıdır. Örneğin zahirde üstad hakikatını tanımladı, ben de mahiyetini söyledim. Dünya bir çöldür dedi. Mahiyeti ise senin dünya. Nasıl çöldür? Çünkü bir şeyin yoksa, dünyadan bir beklentin yoksa, bu dünyayı sen yeşertemiyorsan, bu alemini, kendi dimağını yeşertemiyorsan çöl üstündesindir. Peki yeşertmek için ne lazım sana? Su. Batındaki karşılığı nedir? Bir çölde en çok ihtiyacı olan şey nedir? Su. Batındaki karşılığı İslamiyet'tir. İslamiyet suyuyla diyor. İslamiyet suyu olmayan bir insanın diması kurumuş bu çölden farksızdır. Çünkü hiçbir verim yok. İslam'ı güneşiniz. Bir de İslam'ın güneşiyle, imanın nuruyla. Evet. İmanın ziyası, İslamiyet'in suyu, evamiri Kur'aniye, ubudiyet toprağı. İslamiyet'e su diyor, imana ziya. Su gibi. Yok, imanın ziyasıyla, evet. İslamiyet suyuyla. Evet. Güneşin, ziya. İmanın nuruyla. İmanın ziyasıyla. Öyle mi? 23. Öyle mi? İmanın ziyası. Ve aç olsun. Aç bak orayı. 23. sözü tatlımız. O senin dediğin var. İman bir nurdur. Hemen altındaki sayfada, aşağı altta. İman bir nurdur hem kuvvettir. Yani, iman nuru olmaz, hiçbir şey olmaz. Olmaz tabii. Olmaz. Toprak nasıl toprak nursuz yani güneş şeyse su ise toprağın güneş imanın ikinci nükteden okuyorum abi. Sifole yok olsa. Eğer o istidat çekirdeği İslamiyet suyu ile imanın ziyasıyla. Oku dördünü oku. Ubudiyet toprağı altında terbiye ederek evamir-i Kur'an'ı intisal edip. O sayfanın dibinde de İman hem nurdur hem kuvvettir diyor. Evet. O Selahattin abi dedi orası. Doğrudur abi. Şey yapmayayım, ders dağıtmadan devam edelim abi. Müsaadenle. Şimdi, çölü anladık mı? İslamiyet kişinin dimasına ulaşmamışsa, bu kişi çöldedir. Şimdi, diyor ki, aczin fakrın hadsizdir, düşmanın hacatı nihayetsizdir. Bu acizlikle Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin nasıl bir alakası olabilir ki? Acizsen acizsindir. Ya da Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin bu konuyla olan taalluku nedir yani? Diyor ki, aczin fakrın hadsizdir, düşmanın hacatın nihayetsizdir. Madem öyledir, şu sahranın Malik-i Ebedisi ve Hakim-i Ezelisinin ismi al, ismini al. Ebedi ve ezeliyet kavramlarının karşılığı külliyatta hadsiz ve nihayetsizdir. Hadsiz kavramı ezeliyete karşılık gelir, nihayetsiz kavramı ebediyete karşılık gelir. O zaman
senin ezeli ve ebedi bir acizliğin ve fakirliğin varsa bunun bir tedavisi nasıl olacak? Buna mukabiline gelmesi gerekiyor. Aynı şekilde buna triyak olacak, buna ilaç olacak bir merhem lazım sana. Merhem sürecek kişinin böyle bir özelliği olması gerekiyor. Nasıl bir özelliği olması gerekiyor? Maliki ebedisi, maliki ve hakim ezelisin. Yani hem oranın maliki ve hakiminin senin ancak o hadsiz ve nihayetsiz olan az ve fakrına ilaç sürebilir. Ta bütün kainatın dilenciliğinde ve her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın. Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki, Bismillah, senin nihayetsiz aczin ve fakrın seni nihayetsiz kudrete, rahmete rabd edip, Kadir-i Rahim'in dergahında aczi, fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Burada şimdi iki tane esma var. Bir tanesi kudret, bir tanesi rahmet. Bu vahdaniyet güneşi. Şimdi şurada kainat aynasında tecelli edecek bu şimdi. Tamam, kainat da bu. Şey değil, şeceri katil, kainat olarak düşüneceğiz. Bu şekilde geliyor. Şimdi şurada ki şeyin karşılık bulabilmesi için, yani Cenab-ı Hakk'ın esmasının tasarrufu için. Mesela diyelim ki bir yerde acizlik yoksa Kadir esmasına gerek yoktur burada. Kadir esmasının çıkması bir anlamda acizliğe bağlıdır. Acizliğin şey Kadir esmasının inkişafına vesiledir. Aynı şekilde Rahman da fakirliğine. Kadir ve Rahim. Burada karşılığında ne olması lazım? Kainattaki Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetinden yani sıfatından bunun çıkması için. Acz ve fakr olması lazım. Burada acz ve fakirlik olursa seni vahdaniyete bağlayacak Cenab-ı Hak. Vahdaniyetine bağlayacak. Sistem bu şekilde işliyor. Şimdi evet, bu kelime ile hareket eden o adama benzer ki askere kaydolur, devlet namına hareket eder, hiçbir kimseden pervası kalmaz, kanun namına, devlet namına der, her işi yapar, her şeye karşı dayanır. Ha, sistem buymuş. Şimdi bir kişi, insan, en temel manada düşünelim, insan. Şimdi, bu ilk önce bunu temsil anlamaya çalışalım. Bir polis memuru ya da bir jandarma, devletin kolluk kuvvetleri, bir yere gittiği zaman, mesela bir polis memuru bir operasyona gittiği zaman, bir jandarma bir yere aramaya gittiği zaman, bir bine aramaya gittiği zaman, herkes aşağı insin dediği zaman herkes aşağı iniyor. Peki, o insanın bunu maddi gücüyle mi yapıyor? Halbuki o insanları aşağı indirmeye muktedir değildir, gücü yoktur. Peki, bu emir aslında o söylerken, mesela inin aşağı derken, bu adam görünüşte bir insan ama emir kimden geliyor? Yani kimin esmasıyla hareket ediyor o? Devletin. Devletin rububiyetiyle hareket ediyor orada. Devletin terbiyesiyle hareket ediyor. Devletin kanunuyla hareket ediyor. Yani in emri ya da kün emri. Her ne kadar insan üzerinden cari ise de, bir insan üzerinden cari ise de arkasında ne vardır bunun? Devlet diyor ki bu adam size gelip inin derse ineceksiniz. Yani onun sözü benim sözüm. Bu zahirde sistem böyle işliyor. Peki kainatta bu nasıl olacak? Cenab-ı Hakk'ın hükümeti, raiyeti ve saltanatının içerisindeki sistemde bu nasıl olacak? Bir kişinin onunla olan münasebetini, ki Cenab-ı Hakk'ın Kadir ve Rahim esmasının şey olması için, tasarruf etmesi için ilk önce buna bir ayna lazım. Çöl. Çöle İslamiyet girmesi lazım. İslamiyet girdikten sonra buradaki tasarruf işi,
iç alemdeki tasarruf işi kadir ve rahim olacak. Bunu şu şekilde, şu şöyle bir hadis var ya, İnnallâhe alâ halâgâl insâne alâ sûretir rahman hadisi. Bunu insanın simasını sanmışlar. Beşinci sırada bunu anlatıyor abi. Hani olur ki ben dedim ya, birinci sözü anlamazsanız diyor. Diye üstad bize arkasına da 14. levhanın ikinci rakamını şey yapmış ki, orayı anlamazsanız buraya bakın bir, meseleyi bir açayım. Çünkü orada şeyi de anlatıyor. Hani bunun ihatasızlığı nedir? Çünkü Cenab-ı Hak ihatasızlığı, insanın ihatasızlığından dolayı vahidiyet içinde ehadiyeti göstermiştir ki diyor, akıllar boğulmasın orada. Aynı zamanda bu tarz ala sureti rahman şeyi de kişinin fakirliği nispetinde kişide o esma aktif oluyor. Mesela bunu bu esmanın bir veçinde şöyle düşünelim. Benim hayalimde bir nevi rububiyetim yok mu? Değil mi? Hayalime şimdi bir şey yapıyorum, bina yapıyorum. Binanın önüne bir tane araba çektim. Caddeleri yaptım, ışıkları yapıyorum şu an. Tamam mı? Bu nedir? Bir yapıyorum yani. Bir nevi rububiyeti şeyi. Cenab-ı Hak da insanda az ve fakr şeyini koymuş ki Cenab-ı Hak'ın esmasının inkişafını ortaya çıksın. Ne yapacak Cenab-ı Hak? Esmasını seyredecek. Aslında en bazı şeyi budur. Daha geri planda mesele budur. Ama ortaya çıkan sistemin anlaşılması için az ve fakr kavramı Cenab-ı Hakk'ın esmasının inkişafına bir vesile. Anlaşılıyor mu abi? Yani kafalar karışıyorsa soru sorabiliriz yani. Kadir ve Rahim esmasının karşılığı yani inkişafı için az ve fakr gibi kavramlar. Sonra diyor ki üstad bunu. Hah diyor işte bu esmaları diyor şefaatçi yapacağız diyor. Normalde hani sürekli şefaat kavramı üzerinde tartışılır. Yani yok şefaat vardır, yok şefaat yoktur falan. Mesela en çok şefaat kavramı içerisinde dahil olan kişi şeydir. Abdülkadir Geylan Hazretleri, yetiş ya Abdülkadir tarzında ifade edilir. Orada görülen sureten Abdülkadir Geylan Hazretleri olduğu gibi hakikatında Abdülkadir Geylan Hazretleri'nin terakki edip inkişaf ettiği esmanın tasarrufudur yani. Onun tasarrufunun, ya yani onun esmasının vesileleriyle insanlar yardım istiyorlar. Yani sureten Abdülkadir Geylan Hazretleri batını esma, sureten aç fakr, ortaya çıkışı, yani ben, ortaya çıkışı Cenab-ı Hakk'ın Kadir ve Rahim esma, Rahman esması. Ondan sonra bu ortaya çıkışı anlamayan kişi, yani bu esmadaki inceliği, esmanın tefekküründeki inceliği anlamayan kişi, İnnallâhe halâgâl insâne alâ sûreti rahman hadisini anlamaz. Allah insanı Rahman suretinde yarattı. Derken hani haşa şey midir yani gibi bir mana çıkıyor ama batınen öyle yani. Şurayı da okuyacağım ondan sonra. Evet bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz az ve fakrın seni nihayetsiz kudrete, rahmete, Rabb edip Kadir-i Rahim'in dergahında aczi fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Görünen az ve fakr ortaya çıkan aslında Kadir ve Rahman şefaatçi olan onlar yani. Evet bu kelimeyle hareket eden o adama benzer ki askere kaydolur, devlet namına hareket eder, hiçbir kimseden pervası kalmaz, kanun namına, devlet namına der, her işi yapar, her şeye karşı dayanır. Şimdi buradan sonra devam edecek, örneklerle çeşitlendirecek. Buraya geçmeden şey okuyacağım abi. Allah esmasının bu işlerle alakası nedir? Evet. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın tecelli ettiği yer orası. Evet. Şimdi senin sır dediğin, sır dediğin o mu şey oluyor yani şimdi? Sır dediğin evet. Olay abi, az ve fakr da Cenab-ı Hakk'ın esmasının tezahürü. Yani senin acizliğin ve fakirliğinin hakikatinde Cenab-ı Hakk'ın esmasının tezahürüne bir vesile olmasının sebebiyle buradaki sır şu, buradaki sırın asıl bütünlüğünü 6. sözde anlatıyor üstad. Şey zamanıdır diyor, savaş zamanıdır diyor. Siz diyor bunu şey yapamazsınız. Kontrol edemezsiniz. Bunun altından kalkamazsınız.
Diyor ki, çok ince bir şey. Şey diyor ki diyor, sultan diyor ki diyor, yani orijinal metinler hatırlamıyorum, bir mana nakne diyorum. Siz diyor, o tezgahtaki diyor şeyleri bana verin, ben işleteyim sizin adınıza, kârı da senin olsun diyor. Şey orada yani, Cenab-ı Hak verdiğini almıyor yani. Buradan çıkan senin acizliğin ve fakirliğinin nispetinde sana şefaatçi olması da bu manadan gelir. Sende tezahür eden Kadir ve Rahman esmasının ya da diğer esmaların, burada bir örnek noktayı nazarından bir örnek, bir numune olarak anlatıyor Üstad bunu. İşte sende inkişaf eden esmaların neticesinde çıkan da sana verecek. O da senin olacak. Senin sadece burada yapman gereken şey arzını ve fakrını anlamak. Sır bu. Anlama nispetinde sırra vakıf oluyorsun abi. Zatıyla tecelli ettiği yer Enes'i değil mi? Enes'e tecelli. Evet. Şimdi sen de öyle bir şey yaptın ki sanki aciz fark sanki Enes'de. Enes ile aciz fark kavram biraz şey, karışık o iş. Şöyle hani buradan çıkıp Enes'e girmek lazım. Oradan Adem'i anlamak lazım. Adem'in evet, tekvini anlamak lazım. Tekvinden bana geçmek lazım. Benden geri aç fakrı anlamak lazım buradan. Bu şey olur. Çok dersin seyri çok değişir. Bu denli bir şeye de benim atıflarım hazır değil yani. Derse. Ben daha çok böyle besmele ve birinci sözün arkasındaki yatan şey manayı ifade etmeye çalışacağım. Ne kadar muvaffak olursak inşallah. Diyor ki Fatiha suresinin şeyinde işaret duyacağız da Allah lafzayı celali bütün sıfat-ı kemaliyeyi tazammum eden bir sadeftir. Sıfat-ı kemaliyeyi tazammum etmek. Bu çok orijinal bir şey. Esmadır. Mesela Kadir ve Rahim gibi esmadır ama Allah lafzı var ya, Kadir ve Rahim'i burada örnek olarak verir üstad. Allah lafzı bütün esmayı cem ediyor. İsmi camidir yani. Allah lafzının orada kullanılmasındaki espri budur yani. Bütün esmayı cem etmesinin neticesinde cem etmesinin karşılığında orada kullanılıyor. Yani biz kavramındaki bu batınlı fark eden kişilerin esmasının inkişafının altında Allah esması var. Tasarruf bunda yani. Çünkü lafzayı celal zat-ı akdese delalet eder. Zat-ı akdes de bütün sıfat-ı kemaliyeyi istizam eder. Öyleyse o lafzayı mukaddese delalet-i iltizamiye ile bütün sıfat-ı kemaliyeye delalet eder. Sıfat değildir ama sıfat-ı kemaliyeyi gösterir. Aradaki münasebet Allah esmasıyla kuruluyor yani. Yine buna benzer bir atıfta Şule incelemesine giden İleme yuhel aziz. Bütün Esma-i Hüsna'nın ifade ettiği manalar ile bütün sıfat-ı kemaliye, bütün Esma-i Hüsna'nın ifade ettiği manalar ile bütün sıfat-ı kemaliye, lafzayı celal olan Allah bir iltizam delalet eder. Sair ismi haslar yalnız müsemmalarına delalet eder, sıfatlara delaleti yoktur. Çünkü sıfatlar müsemmalarına cüz olmadığı gibi aralarında lüzumu beyin de yoktur. Bu itibarla ne tazammunen ve ne iltizamen sıfatlara delaleti yoktur. Ama lafzayı celal bir mutabakat zat-ı akdese delalet eder. Zat-ı akdes ile sıfat-ı kemaliye arasında lüzumu beyin olduğundan yani bunlar arasında bir bağ gerekiyor, bir irtibat lazım yani. Sıfatlara da bir iltizam delalet eder. Ve keza uluhiyet ünvanı sıfat-ı kemaliyi istizam etmesi. Yani Allah lafzı rububiyet de değil, Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetiyle alakadar bir esma olduğu için sıfat-ı kemaliyi tazammum ediyor. Ve keza Allah kelimesi de nefiden sonra sıfatla beraber düşünülür. Binaenaleyh la ilahe illallah diye meseleyi anlatıyor. Burada ki anlaşılması gereken Allah esmasına başlayacak kişilerin yani batınını anlayan kişilerin batındaki esman inkişafının neticesi olan neticelendireceği
bütün esmalar bir tamamiye Allah lafzayı celalı cem ediyor. Allah Bismillah'dan sonra bunu Rahman da Rahim olarak çeşitlendirecek Cenab-ı Hak. Şimdi Allah lafzının insanın batında bakması hasebiyle bu şey ortaya çıkıyor, bu şekil ortaya çıkıyor. Şimdi bunun kainatta bir örneğini verecek, ondan sonra peygamberlerden örneğini verecek abi. Orada Allah lafzı kemali bir itizamı diyor, yoksa Allah celali isimlerin kemali mütazamını bir de okursan inşaat edeceğiz lan. İnşaat edeceğiz. O şey. Allah lafzı okuyorum abi 15. sayfa. Lafzı celali mi diyor? Orası lazım bana. Allah lafzı celali mi diyor? Allah lafzı mı diyor? Lafzı celali diyor abi. Ben de onu soracaktım. Neden celal kullanmış orada? Allah lafzayı celali. Allah Allah. Hesba. Neden cemal dememiş ya da kemal dememiş? Var mı onun cevabı? Bütün sıfat-ı kemali tazammum eder. Daha cami olan lafz-ı kemal olması lazım değil mi mesela? Düşünmedim ben böyle. Evet. Zata bakan yönüdür. Celal olmazsa evet, sabit. Evet. Zatı sıfata bakıyor. Ötekisi ise zatı sıfat değil, subuti sıfata bakıyor. He, zatı olmaz hasebiyle celale zata bakıyoruz diyoruz. Evet. He. O şu şekilde alemle hiç tefrik etmedim de celal ve cemal. İşte çok ilginçtir oraya. Allah lafzı celal demesi. Evet. Allah lafzı bir iltizam sıfat-ı kemali. Sıfat-ı kemali tazamül etmesi de diyebilirdi. Evet. Çok tuhaf eser ya Risale. Çok tuhaf. O koymasa eksik olurmuş abi. Acayip bir şey ya. Ben de diyorum bu lafza, Allah lafzı subut-i sıfata mı, zat-ı sıfata mı? Bak burada hemen ayırt. Allah razı olsun. İhtar, başka ismi hastalarda bu delalet yoktur. Başka ismi hastalarda, mesela ondandır ki, yani yanlış olsa dahi Abdurrahman, Abdurrahim olması lazım ama evet, öyle koymuyorlar. Rahim isim koyuyoruz. Evet. Kerim baksana isim. Evet. Vedud da var. Ama hiç kimse Allah koymamış. Hey Allah baksana. Evet. Yani Allah ismi hiç konulmamış. Mesela Abdüssamet olması gerekeniz Samet, Samet var. Ama Allah olmuyor. Çünkü Rab gibi yani. Rab çeşit çeşit şeylerle anlamına evet, gelir. Yani başka kişi anlamlara gelir ama Allah hiçbir anlata başka hiçbir şey. Hiçbir şey hatırına gelmez. Ama Rab çok çeşitli laflar var yani. Evet. Allah'ın dışında başka Rab edindiler var da doğru söyleyin. Çok ilginç bu da. Rab edindiler var. Allah edindiler yok. Kur'an'da onlar kendilerini Rab mı edindiler? Allah mı edindiler yok. Hatta diyor affedersiniz yani çok tilkinin kişilerde üzerindeki Rab mı? Yani o anlama da geliyor. Kötü anlama da geliyor Rab. İler Rab Allah anlamına gelmiyor. Çeşit çeşit putperestler, şunlara, şu çeşit şeylere geliyor Rab. Evet. Ama Allah lafzı hiçbir zaman anlatan başka bir şeye evet, gelmiyor. Çünkü diyor abi burada başka zatlarda sıfat-ı kemal istizam etmek yoktur. Çünkü Allah lafzı sadece Cenab-ı Hakk'ın dediğin gibi zat-ı sıfatına has yani. Evet. Diğerlerinde bu yok. Besmele de aynı öyle. Besmele evet, bahaf ediyor. Yani Besmele 18 bin alemin şeysi nasıl bir şeydi? Hülasası da öyledir. Evet. Evet. Başta demiştik bütün mevcudat lisan-ı halle Bismillah der. Çünkü buna ilk önce basit olarak önümüzdeki şeyler örnek verecek. Sonra en sonunda peygamberlerle bir örnek verecek. Besmele ile alakası noktasında nasıl olur bu yani? Evet, nasıl ki görsen bir tek adam geldi. Bütün şehir ahalisini cebren bir yere sevk etti ve cebren işlerde çalıştırdı. Yakinen bilirsin o adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Belki o bir askerdir. Devlet namına hareket eder. Bir padişah kuvvetine istinad eder. Burada da askerlik temsilatıyla alakalı bu da. Sen bir asker olduğun için diyor ya,
Aslında oradaki her ne kadar muhatap Hulusi abi de olsaydı, olsa da burada muhatap şeydir. Askerliğe nasip olanlar abi. O biz kavramına girenler. Askeri herkesi almıyorlar. Evet. Bazıları çürük. Çürük. Bir padişah kuvvetine istinad eder. Öyle de her şey Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder ki, askere girmeye hak kazanan kişi, devlet namına hareket etme hakkı kazanıyor abi. Öyle de her şey Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder ki, zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler başlarında koca ağaçları taşıyor. Dağ gibi büyükleri kaldırıyor. Demek her bir ağaç Bismillah der. Tohum nere? Ağaç nere? Ne alakası var yani? Hiç benzemiyorlar birbirine. Peki bunda bir sır yok mu yani? Buradaki sır besmelenin içindeki yani Bismillah lafz, Allah lafz-ı celal'in içindeki cem olan esmanın dışarı patlaması yani. Zuhurat. Yani ömrümde hiç çekirdekten ağaç görmemiş veya ağaç yok ya dünya bir çöl. Evet. Karpuz çekirdeğini, çınar çekirdeğini göstersek o çekirdekten ne çıkardı hiç kimse çınarı hayal edebilir mi ya? Yok. Hazine-i rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor. Sadece ağaç olmakla birlikte şey de var. Devamı da var yani. Allah Allah. Bizlere tablacılık ediyor. Her bir bostan Bismillah der. Matbahi kudretten bir kazan olur ki çeşit çeşit pek çok muhtelif leziz tamlar içinde beraber pişiriliyor. Yani bir çorba olmuş torba. Resmen mineral çorbası diyelim. Zahirde o şekilde görünen bir toprakta ne atarsan o çıkıyor. Ya demiyor ki bu da benim işim değildir. Demiyor. Hepsi bende var diyor. Hiçbirine yok demiyor. Bu da topraktaki bak şeyden ağaçtan ziyade ağacın inkişafında da batinen Allah esması olduğu gibi toprak bizatihi. Kendisi öyle. Yani üstünde inkişaf edecek esmanın yapacağı cil ve cemal ve nakışın hepsini bir tamamıyla kendi bünyesinde barındırıyor. Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah der. Rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olur. Bizlere Rezzak namına en latif, en lazif ab-ı hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. Her bir nebat ve ağaç ve otlar ipek gibi yumuşak kök ve damarları Bismillah der. Sert olan taş ve toprağa deler geçer. Allah namına, Rahman namına der. Yani görünüşte şey orada çiçeğin kökü, ağacın kökü ama iş başka yani. Her şey ona musahhar olur. Evet, havada dalların intişarı ve meyve vermesi gibi o sert taş ve topraktaki köklerin kemale suhuletle intişar etmesi ve yer altında yemiş vermesi, hem şiddet hararete karşı aylarca nazik yeşil yaprakların yaş kalması, tabi yünün ağzına şiddetle tokat vuruyor. Kör olası gözüne parmağını sokuyor ve diyor ki, en güvendiğin salabet ve hararet dahi emir tahtında hareket ediyorlar ki, bu ipek gibi yumuşak damarlar birer asay Musa aleyhisselam gibi. Ve kul nadrib bi asaken hacer. Değil mi? Asa nere? Taş nere? Su nere? Vur asanı taşa, su çıksın. Yani burada besmele ile şeyin Musa aleyhisselamın yaptığı tasarruf. Yani aslında bu mucize dediğimiz hadise nedir? Adetullah kanunlarının dışında Cenab-ı Hakk'ın hususi ikramıdır. Yani orada esmasını sanki o kulun ağzına koyuyor. Diyor ki de bunu, vur asanı taşa. Ya ama olur mu? Değil mi? Musa aleyhisselamın kıssasıyla o diğer sihirbazların yılanla yutarken çekiniyor abi. Korkuyor. İlk önce çekiniyor Musa aleyhisselam. Korkuyor. Hatta geri gidiyor. Ha. Biraz diyeyim ben. Kaçıyor yani. Evet. Dön ya Musa, peygamberler korkmaz diyor. Meal. Evet evet. Öyle. Korkma sen at diyor onları görünce. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın esması adetullahın dışında tasarruf edecek. Kim bilir en celali peygamber. Hem de
İki dudağın arasında. Aynı senin hayalinde yaptığın gibi. Zahire taşıyacak Cenab-ı Hak. Yap diyecek. Vur diyecek. At diyecek. Atarsan yere diyor. Yani böyle ya at korkma falan değil mi abi? Yani atarsan yere. Burada da mesela diyor ve bunlardırık vur dedik diyor. Bir asaken asanı ke orada sana ifadesi. Bir asaken senin asanı hacere. Taşa. Vur taşa. Su çıksın. Adetullah'ın dışında. Emre intisal ederek taşları şak eder. Ve sigara kağıdı gibi ince nadenin yapraklar birer ağza İbrahim Aleyhisselam gibi ateş seten hararete karşı ya nâru kûni berdem ve selâme. Ey ateş serin ve selametli ol. Normalde yani kömüre çevirmesi lazım. Görmüşsünüzdür abi Urfa'ya gidip atıldığı yeri. Artık nasıl bir ateş yaktılarsa ta şeyin yani mesela şuraya bir ateş yakıp şuraya adam için atmak gibi bir ateş yakmamışlar ya. Nasıl bir ateş yaktılarsa mancınık gelmişler ta yukarıdan ki kendiler uzakta durup zarar görmeyecek yani. O ta yukarıdan atacaklar ateşin içinde. Nasıl bir ateş yaktılarsa artık. Bu ateşin içerisine giriyorsun ve ey ateş serin ve selametli ol diyor. 40 gün bütün halk çalı toplamış. Eskide öyle Maraş, Urfa çöl değilmiş. Şöyle mesela Ankara, Polatlı, o ova şey var ya Topal işte yok etti ya. Evet. Etti. Neydi o? Yavuz'u mağlup eden. Timur. Yani orada öyle bir açım varmış ki dünyada yokmuş o. Çıta gibi bilmem kaç yüz metre. 40 gün toplamışlar. Bütün halk. Bütün o Urfa'yı ormanmış. Abi ben şeyle takıldım ya. Kusura bakma. Fazla bölmek istemiyorum. Hani Hasan abi demin dedi ya lafz-ı celal diye. O zaman Bismillah daha çok celal celalliğine mi bakıyor Allah'ım? Yani onu tasnif etti abi. Cenab-ı Hakk'ın celali ve cemali esmaları. Yani bir türlü oraya geçemedim ben. Yani normalde Cenab-ı Hakk'ın kainatta cemali esmaları tecelli ediyor. Cemali esmaların arkasında da yani zatı sıfattan olan Allah esması nafsayı celalden sayıyor. Yani bir nevi Allah o celalliğini bizim sen demin dedin ya iki dudağımızın arasına. Evet. O izni bize verip yani o celali bize kullandırıyor. Bismillah deyip ondan sonra zaten bir onun haricinde şey. Bir şey olsa şirk olur. Onun haricinde zaten bir şey olsa şirk olur abi. Yani her şey Cenab-ı Hakk'ın esmasını tasarruf yani. Devlet namına dedin ya. Yani bir nevi devlet bana o izni veriyor. Yani, sen yoksun ki orada devlet var. Oğlum, sen olursan olmaz zaten. Hı. Şimdi şunu şey yapayım da daha. Evet. Şimdi Allah'ın bir zatı sıfatı var. Hı. Vücut, beka, vahdaniyet, kıdem, muhalefetim, lilavadis, kıyami bin nefs, tekvim. Tamam. Hı. Bir de subuti sıfat var. Bu cidden yanlayacaksın şimdi. İlim, irade, sem, basar, hayat, kelam. Evet. Hayat var mı bizde? Var. Allah'ta da var. Bizde sem var, işitiyoruz. Allah'ta da var. Bizde irade var, Allah'ta da var. Bizde kelam var, Allah'ta da var. Basit. Ama bu subut-i sıfat. Hı. Zat-ı sıfata gelelim. Allah vücut, biz mevcut. Biz vücut değiliz. Allah kıdem, biz değiliz. Allah muhalefetün ilavedis, yarattığına benzemez, biz benzeriz. Ondan sonra Allah beka, beka biz değiliz. Değiliz. Zat-ı sıfat hiç benzemeyiz. Onun için Rahman, Rahim isimler mevcudata veriliyor. Allah verilmiyor isim. Allah o zaman subut-i sıfata değil, benzemeyen bir, bize benzemeyen sıfata delalet ediyor. Onun için Allah lafz-ı celali bil kemal şeyi iktiza ediyor. Kemalat ediyor. Sıfat-ı kemalat. Sıfat-ı kemaliyet. Evet. Onun için Allah lafzı zatı sıfata işaret ettiğinin izahı bu. Allah niçin subutu sıfata değil de zatı sıfata işaret ediyor? Çünkü o bizde yok. Ama subutu sıfat bizde var. Dolayısıyla o zaman Allah ismi bize de verilebilirdi. Onun için Allah lafzı celali demesi zatı sıfata işaret ediyor. Yok bizde.
Haşa haşa, bizde Allah'lık da yok. Ama antika bir şey dedi bu. Şu Allah sana o devlet o belgeyi verdi. O belgeyle gidiyorsun, her tarafa yürüyüp geçiyorsun. O Bismillah'taki o Allah belge, işte biraz önce anlattığım, kayayı 12 yerden çeşme fışkırmış. Ateş yakmıyor. Her şey ters dönüyor. Nasıl işte al, vermiş akulumun ağzına, adeta Bismillah derken zatı sıfat aktif oluyor. Böyle. Hani şey var ya, mucize gösteren bir peygamber gidip halka ne anlatıyor? Diyor ki ya gördüğümüz şey gördüğümüz değil diyor. E bunu nasıl ispatlayacak? Değil mi? Mucize kavramı gelişmesi lazım. Bu şekilde Cenab-ı Hak esmasını farklı yolda tezahür ettiriyor. Adiyattaki esmasını mucizevi yönde, yani adetullahın tersinde hareket ettirir ki zaten diyor ki hani bu sizin gördüğünüz adiyatlar ya diyor, adiyat değil diyor. Bu diyor Cenab-ı Hakk'ın esmasıdır. Peki nereden bileceğiz diyor. Karşı taraf muhatap normal olarak. Nereden bileceğiz bu Cenab-ı Hakk'ın esmasıdır diyor. Peygamber mucize gösteriyor. Bak bunu da yapar isterdi ama bunu yapıyor. Bunu söyledi ki siz bunu anlayın ve istifade edin diye. Nasıl yapıyor arkasında? Şey gibi aynı. Sizin yaptığınız gibi, hayalinizde, evinizi yaptığınız gibi nasıl siz evinizde tasarruf ediyorsunuz, bir nevi rububiyet tecellisini? İşte bunlar da Cenab-ı Hakk'ın. Bunların hepsinin arkasında Allah esmasının dışarı olan tezahürleri var yani abi. Bu peygamberler şeyinde Musa Aleyhisselam'dan işte asasını vuruyor. Dediği gibi su çıkmazdı taştan. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam... Taştan su çıkar mı? Evet. İşte adiyatın tersi. Bizim ya da adiyat dediğimiz şey, sıradanlık dediğimiz şey tam tersi oluyor. Ya nar kuni berdan ve selam. Ey ateş, serin ve selametli ol. Bu konuda da işte yani serin demezse şöyle olurdu, selametli olur demezse böyle olurdu. Birçok derste anlatılıyor ama tam batına bakmadığı için geçiyorum. Yani niye serin ve selametli oldu dedi. Şeyin, ateşin bir şeyde derecesi de brudettir. Soğukluğuyla yakar. Ateş özdür aslında. Bizim muhatap olduğumuz şey hararettir. Çünkü kainatın özünü anlatırken toprak, hava, su, ateş olarak anlatılır. Ateş böyle sadece sıcaklığın hararetini ifade eden bir şey değildir. Sıcak aynı zamanda soğuk da ateştir. Yani. Soğuk kendisi de ateştir. Sıcaklık ve soğukluk kavramı izafidir. Bize görünedir. Yani biz bir şey deriz ki bu su ne deriz mesela? Kimyada soru çözeceğimiz zaman normal şartlar altında deriz. Bunun karşılığı nedir? Bir atmosfer basınç 25 santigrat derece sıcaklıktır. Normalde böyle bir şey var mı? Yok. 25 derece nedir? 25 nedir ki ya? Hani bu şeydir. İzafiyettir. Serin ve selametli ol demesi aynı zamanda onun kendi biyolojisine uygun sıcaklıkta. Madem her şey madem Bismillah der. Çünkü başka bir şey bırakmadık kenara. Demek ki her şey madem Bismillah diyormuş. İnsan da diyormuş. Hatta insan Rahman suretiymiş yani. Onu da anladık. Allah namına Allah'ın nimetlerini bize getirip bizlere veriyorlar. Biz dahi Bismillah demeliyiz. Allah namına vermeliyiz. Allah namını almalıyız. Öyleyse Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Çünkü hiçbir işe yaramaz. Vücut istiyorsan Allah namına verip Allah namına alıp Allah namına verenlerden alırız. Sual, tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? El cevap, o münim-i hakiki. Diğerleri hakiki değil. Hakiki inam eden o. Bizden o kıymetli nimetlere, mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir. Biri zikir. Bunu diyecek kişi. Allah esmasını zikredecek. Biri şükür. Şükrün hamd ve şükür manası var. İki çeşit. Bunu da yine işaret edeceğiz anlatıyor. İşte. Biri de fikirdir. Bu zaten bu mesele tamamen fikir üzerine odaklı bir ders oldu. Başta Bismillah zikirdir, ahirde elhamdülillah şükürdür. Ortada bu kıymetler harika-i sanat olan nimetlere, nimetler. Ortada bu kıymetler harika-i sanat olan nimetler. Hani sürekli şey derler ya böyle, elma ne güzel yaratmış Cenab-ı Hak. Sadece o değil. Nafsın fikretmen gerektiğini anlatıyor abi. Diyor ki, bu kıymetler harika-i sanat olan nimetler. Ehad-ı Samed'in.
hem ehad olacak hem de samet olacak. Mucize-i kudreti, hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir. Ehad ve samediyet kavramları için içine katarak hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı gibi bunu sana vermesi yani. Esmaciyetiyle tefekkür etmek. Bir padişahın kıymetler bir hediyesini sana getiren miskin bir adamın ayağını öpüp hediye sahibini tanımamak ne derece belahet ise öyle de zahiri müminleri medih ve muhabbet edip münim-i hakikiyi unutmak ondan bin derece daha belahettir. Ey nefis! Böyle ebleh olmamak istersen Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle. Vesselam. Var mı sonra abi? Sen orada üç şey işittin yani zikir, şükür, nasıl fikir diye. Onu tekrar alır mısın biz abi? Okuruz. Evet, o münim-i hakiki bizden o kıymetli nimetlere, mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Devam edeyim mi? Biri zikir, ben şöyle şey ettim ya, belki ben yanlış tarzda düşündüm da. Yani fikir dedin ya, mesela daha çok akla bakıyorum. Yani dimaya bakıyorum. Evet, yani. Öyle. Şimdi şükür nereme bakıyor benim? Zikir nereme bakıyor benim? O şeyde detaylı anlatıyoruz da hatta. En basit ifadesiyle. Şükürün bir fiili kısmı vardır, israf etmemek gibi. Hı. Bir de hissi, hissen buna Cenab-ı Hakk'a müteşekkir olma. Hı. Şekliyle, içine bir şekilde. Kalbe bakıyor. Ben kalbe bakıyorum. Biz bu şeyle, şükür bu şekilde. Hı. Ekleyeceğim bir şey var mı abi? Hem fiiliyatı hem de hissidir. Şükür. Hatta hissi olan hap mıydı? Öyle. Yani bakmak lazım. Bu şekilde bir hissi bir de fiilidir. Ayetten ela bi zikrillahi tekmeyli kulüp. Kalpler zikreder. Evet. Vicdanlar hisseder. Dima fikreder. Yani. His vicdanda çünkü vicdanın dört mertebesi var. Zihin, irade, his. Zihin, irade, his, latife, irade. Yani besmele aslında batının, evvelin, ahirin hepsini dersin. Yani bütün o kadar külli bir ders ki o yüzden ihata edilmiyor. Ve ilginçtir mesela bu hikayeden sonraki kısımda çok hatırlanmaz. Yani bu şu kısım var ya, şu okuduğum kısım. Sen o seyyahsın, dünya ise bir çöldür. Genelde hikaye kısmı kalıyor akıllarda. Azizin fakrın hadsizdir. Düşmanın hacatının nihayetsizdir. O zaman şu sahranın malik ebedisi hakim ezelisin ismini al. Bunu sen kendine şefaatçi kıl. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, kudretine vesile yap. Bu kısımlar da çok hatırlıyor. Çünkü tamamen bu kısımları idrak edebilmek, anlayabilmek batınlı olacağı için zahirle kalındığı zaman, zahiri sadece anlaşıldığı zaman meselenin külliyetinden dolayı bu şekilde birinci söz genelde üstün körü geçiliyor. Zaten arkasında da niye anlaşıyor? Normalde diyor ki bak mesela bu kainattaki bütünlük ondan sonra insandaki bütünlük, dünyada bütünlük, kainattaki sikke, dünyadaki sikke, insandaki sikke, bunların arasındaki haytittisal, ondan sonra bunun anlayışılmamasındaki Cenab-ı Hakk'ın vahiyetinin külliyeti, ondan sonra anlaşılmadı diye ehadiyetiyle tek de üstad, kısım şey, hakikaten zor bir ders olan, yani zoru, asıl zoru dediğimiz şey 14. Leman'ın 2. makamı ama zor olan birinci söz yani. Burada İşin şeyini anlatıyor, detaylarını anlatıyor. Bunu okuduktan sonra, anladıktan sonra birinci sözde bir bakış açısı işte o zaman külliyet ifade ediyor yani. Mesela Bismillah deyince herkes Allah deyince Allah deyince evet. Böyle kırmızı yazılı bir elif var, iki tane lam var, var bir de he var böyle. Evet. Öyle anlaşılıyor. Neye benziyor? Hiç görmediğin Ali, yazıyı gördüm ama bunun müsemması kim yani? Ali denilen adam nasıl bir adamdır? Sen şimdi seni sağlığına cevap bir şey yapayım. Şehri tarıyor uyduyla seni. Adam nerede? Oraya herhalde zannediyorum o cihaza girmek için şifre lazım değil mi? Alpatte ben gelsem girebilir miyim? Yok. Giremem. Bütün şehri kontrol ediyor o adam. Şimdi o şifreyi alıp herkesi kontrol etme yetkisi sana verilmiş. Hı.
Verildiğine delil nedir? Şifreyi bilmendir. Hı hı. Hiç kimse sana diyemez ki, ya sen bu yetkili misin? Ne şifre ben de. Şimdi bütün şehir, sen o şifreyle girip uyduyla seyrediyorsun arabaları. Şimdi Allah da uydu sistemi, bütün mahlukatın hakikatını, yani eşyanın öteki tarafını, metafiziğini, kuantum fiziğini, şifresini Allah Bismillahirrahmanirrahim'e koymuş. Hava sayfasına bunu saldığın zaman onlar otomatik sinyal gidiyor. Buna itaat et. Onun ismini aldı. Yani sen o iş yerine gidince cihaza girer girmez bütün şehri seyrediyorsun. Senin mesleğin itibariyle. Şimdi bu besmeleyi de alan insan da hava sayfasındaki bütün o hüve nüktesini diyor. Bütün alemler burada var. Ama 100 sene önce de sen hava aleminde bütün alem var. Zor inanır. Ama şimdi biliriz ki bütün FM dalgaları, radyo dalgaları, GPS'ler, telefon sinyalleri, WhatsApp'lar hep havada. Hiç kimse düşünmez. Ulan koca bir de Türkiye nasıl gitti buradan? Devlet şifresine vurursun, senin ne sucuğu olsa çıkarır. Devlet gibi, evet. Yani bu besmelede böyle bir şifre. Ama oradaki Allah lafzı, Ali lafzı, Ali'ye benzemediği gibi Allah lafzı da Allah'ın zatına benzemiyor. Evet. Bu her şey surette kalırsa diye bir örnek geldi aklıma da. Bazı mesela birisine şeye link atıyoruz ya, diyoruz ki burada yeni sohbet oldu diyoruz. Linki atıyoruz gruba, gruptan basıp indiriyorlar. Tamam mı? Bunun ben fotoğrafını çekip, o link olan şey var ya, fotoğrafını çekip gruba atsam, basıp indirebilirler mi? Yok. Niye? Çünkü sadece suret var, hakikati yok. Kainatta bir şey cari oluyorsa, bir sistem cari oluyorsa, suretin arkasında hakikat yoksa, ne kadar bassan da olmaz. Sabit kalır o. Bir değişiklik, bir mükemmeliyet, bir hareket varsa, arkada cari olan bir kanun vardır. Allah isması vardır. Şurada duayı okuyup bitiriyorum abi. Bir de şeyin son sırrı ilginçtir. Acaba fakstır. 14. Leman 2. Bakanın son sırrında acaba fakrı anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme bihakka esrarı bismillahirrahmanirrahim. Salli ve sellim ala men erseltehu rahmeten lil alemin. Kema yeliku bi rahmetke ve bi hürmetihi ve alihi ve ashabihi ecmain. Verhamna rahmeten tuğnina biha en rahmeti. Men sivake min halgike amin. Subhaneke la illana illa ma'allantana inneke entel alim hakim. Ve akhir davakum menun hamda rabbil alemin. El Fatiha.